Keyifli hasta sonları diliyorum. Nasılsınız? Keyifli bir pazar olması için elimizden geleni yapacağımız bir başka sohbetler daha başlıyor. Gündem yine kalabalık ama biz İstanbul'da tam bir yol havası var kıvamındayız. Evet, İstanbul'da tam bir yol havası var. Böyle arabaya binip uzun uzun yollar yapmak istiyor insan. Şu şartlarda benzine ve motoruna gelen bu kadar zamdan sonra ne kadar yaparız o yolları bilinmez ama eğer biraz cesaretiniz varsa, aman hayat bir gün o da bugün derseniz, bir de arabanız varsa şöyle bir yol yapmanızı tavsiye ederim. Tabii önce başka sohbetlerde keyifli bir sohbet yapacağız. Ondan sonra tavsiye ederim çünkü iki nefis adam var bugün stüdyoda. Benden çok konuşacaklar. Zaten onları konuşsunlar diye buraya davet ettik. Konuşacak da çok şeyimiz var. Biraz kahkahalarda dozunu kaçırabilir. Umarım kaçırsın da gülmeye, gülümsetmeye, gülümsemeye ihtiyacımız var zira. Sevgili Cem Özer ve Kemal Başar'la birlikte hem yeni çıkan, çıkmak üzere olan oyunlarını, hem gündemi, hem hayatı, hem de nasıl mutlu oluruz'u konuşacağız az sonra. Usta aktör Cem Özer ve Kemal Başar. Başrolünü paylaştıkları yılın komedisi olmaya aday oyunları Çılgın Zamanlar'da ilk kez Başka Sohbetler Stüdyosu'nda Nilüfer Bıyıklı'nın konukları. Başka Sohbetler az sonra Gerçeğin Adresi Tele1'de. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi valla. Bugün işte senin dediğin gibi uzunca bir yol yaptım. Arabayı apartmanın otoparkından çıkardım. Bir geri girdim tekrar. O güzel kadar geldi yani. Neden öyle bir şey yaptın? Sence? Hayır yani o hareketi bile yapmayaydın iyiydi. Yok, iterek zaten. Görevli ettirdim arabayı. Şimdi bugün yine sosyal medyada gördüm. Gene bir takım bir şeyler geliyormuş galiba. Bir gelsin, ne yapalım yani, gelecek artık. Yani başa gelen çekilir. Burada mı bir hata işliyoruz acaba? Gelsin ne yapalım falan derken mi bir hata işliyoruz? Nilüfer'cim, ben 63 yaşındayım. Değişmiyor bir şey. Baksan yap, değişmiyor. Dünyayı değiştirmek istersen kendinden başlayacaksın. Kendini değiştireceksin. Benim 4 senem daha var, ben değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi bugün önce yeni çıkacak, çıkmak üzere olan, geldi gelecek oyundan söz etmek istiyorum. Sonra yine bu hayata vesaire dalarız. Çünkü tiyatro hem benim için çok önemli, bence seyircilerimizin içinde önemli hissedenler var ve önemli hissetmelerini istediğim seyircilerimiz var. Çılgın Zamanlar. Evet. Sen bir sosyal paylaşımda demişsin ki gülmekten kırışacaksınız, botoks yaptıranlar gelmesin. Evet, bu Kemal'in sevgili eşi Lale ile biz 11 sene önce bir oyun yapmıştık. Ben koymuştum da oynamıştım. Olma bir haller oldu diye. Gene aynı yazarın oyunu. Orada gerçekten ben Fırat Çölüoğlu'na, Paşa'nın da kuzenidir o. Paşa'nın Yılmaz Ali'nin. Ona Bursa'da saydırdım, reaksiyon saydırdım. 430 mu 410 mu şimdi yanılmıyor ama 400'ün üstünde reaksiyon, kahkaha gelmişti oyuna. Sonra şöyle Twitter'dan şeyler gelmeye başladı ona. Cem Bey, kırıştık krem parasını sizden alacağız diye. Gülmekten yüzümüz kırıştı diye. Bu oyunda o vaadi veriyor. Çünkü aynı yazar. Kemal muhteşem bir oyuncu. Çok kafamız uyuştu. Biri de şeyde Instagram'da yeni bir ikili doğuyor diye yazmış. Keşke Cem Özer'le. Ne mutluluk olur benim için. Bu görüntü kadar akıllı uslu bir adam değil. Çok hergeli, çok fırlama bir adam. Akıl olsun mu görünüyor? Ben sahne yaramazı seviyorum. Afacan, ben hep onu söylerim. Yani bir oyunu çocuk nasıl oyun oynuyorsa öyle oynayacaksın. Yani biz çocukken Dekman oynuyorduk abi. Dış yapıyor. Bak, elinde bir şey yok. Dış yapıyor. O da inanıyor. Bu evet, ölüyor. Böyle gidiveriyor değil mi? Yani ben bunun tabanca olduğuna inanıyorum. O da vurulduğuna ve öldüğüne. Yani bu çocuk şeyle. Zaten yaptığımız işin adı oyun. Oyunculuk. Kim oynar? Çocuk oynar. Çocuk hassasiyetiyle, o dürüstlükle, o namusla sahne üstünde olmazsanız oyunculuk yapamazsınız. Yoksa öyle çok ciddiye almamak gerekiyor. Biz çok ciddi bir iş yapıyoruz. Oyuncuyuz biz. Yani bak şimdi Kemal'cim, bunu içselleştir tamam mı bir tanem falan gibi. Çocuklaş o kadar. Bütün sır bu. Çılgın Zamanları biraz açalım istiyorum seyirciye. Evet, çok eğlenecekleri, çok gülecekleri bir oyun.
biraz bir konusu, ne zaman başlıyor, önce nerelerde seyredebiliriz ve biletler çıktı mı, çıkacak mı? Bir bilgi verelim. Patron bu. Estağfurullah, ne patron. Bizim biletlerimiz aylar öncesinden çıkıyor. Tiyatro keyfinin biletleri hep evet. Öyle kuruldu. 10 sene önce kurulduğundan beri öyle. Programımız, 3 aylık programımız hep belli. Biletix'te biletini aldı. Şimdi Passo'da, Mobilet'te. Birçok bilet. 4 ana bilet satış sitesinde 3 ay önceden çıkıyor. Programımız, Aralık dahil programımız belli. Tabii ekler gelecek. Sadece Çılgın Zamanlar değil, Amy Winehouse müzikali, bana Amy de, Ted Bundy. Bu sene ilk kez ciddi bir Mutlu Çocuklar Tiyatrosu'nu kurduk. Onun ilk yapımı İnatçı Keçiler'de Çılgın Zamanlar'ın ertesi günü premier yapıyor Moi sahnede. Çılgın Zamanlar sadece güldürelim komiklik olsun diye biz öyle bir tiyatro değiliz. Bizi çok yakından tanırsın. İlk oyunumuz Rain Man'i. Senin kurduğun, Levent abiyle birlikte kurduğun Bo sahnede premierini yapmıştık. Efsane Bo bir oyundu sahnede. Sayın seyirciler. Çok Değil teşekkür çok ederiz. İyi oyundu gerçekten. Ama körün taşı bizi buldu. MGM'in tiyatro bölümü battı. MGM'in tiyatro bölümü batınca haklar konusunda problemler yaşandı ve durdurmak zorunda kaldı. Kapılar kırılıyordu. Snowman diye oynasaydınız. Yok. İsim vermeyeyim. Biz öyle yapmıyoruz. Bir tiyatro oyununda kapıların kırılması, yani kırılması tabii abartılı bir anlatım biçimi ama yani insanların o oyunu seyredebilmek için çok uğraş vermesi, bilet kalmaması, araya özel insanlar sokup ne olur bir bilet diye yalvarmaları inanılmaz keyifli bir şey. Kadın bizim için önemli. Kadın problemi. Kadının özgürce, kadın erkek eşitliği bizim için çok önemli. Tiyatronun sanat yönetmeni kurulduğundan beri benim. Beni gayet iyi tanırsın. Evet. Ben bu adalete inanırım. Kadın ve erkeğin eşit işe, eşit ücret almasından başlayarak, yani böyle kuru feminizm falan filan değil. Böyle bir eşitliğe inanırım ve bütün dünyada, bizim ülkemizde de doğuya gittikçe daha da bariz oluyor bu. Bununla mücadele için kültür, sanatın çok önemli bir silah olduğunu düşünüyorum. Bizim yaptığımız Cahide Sonku müzikali de böyleydi. Camille Claudel, Camille Rodin o oyunda böyleydi. Şimdi bu oyunda aynı şekilde kadının ne kadar güçlü kalabildiğini, birlikte olmanın, birlikte bir şeyler inşa etmenin önemini, sadece güldürmek değil, bunları bu Amerika'nın meşhur yazarları Neil Simon gibi, Sam Bobrick gibi bizim bir ikili yaratmış. Bu bizim tiyatromuzun, çok özür dilerim, çok konuştum. Estağfurullah. Herkes Cem Özer'den bekliyordu değil mi? Hayır. Ben bu kadar güzel bilgi veremem. Ama o izin verdi. O yüzden şimdi, Çılgın Zamanlar'ın misyonu da bu aslında. Çok zekice yazılmış komediler bunlar. Biz böyle laf olsun, komiklik olsun, seyirci toplayalım diye oyun yapan tiyatrolardan değiliz. Elbette salonumuzu doldurmaya çalışıyoruz. Ama bizim için nitelik en önde gelen şey. Çok usta oyuncularla kendi öğrencilerimizi, gençleri bir araya getiriyoruz. Bunları çok yakından biliyorsun. Nefis. İlk oyunumuz Rain Man'den başlayarak. İşte bunun bir örneğini Cem Özer'de görüyoruz. Cem Özer, sakın bunu izleyen seyirci hamasi şeyler söylüyorum diye düşünmesin. Son derece alçak gönüllü. Kendinden çok karşısındakini düşünen, ben mesela böyle aktör görmedim. Bir espriyi yakalayıp ondan sonra Nülfer bunu sen yapsan senin karakterin daha iyi diyen. Şuradaki üç şeyin hep karşısını izleyip kendini geri çeken. Çünkü zeki ve usta aktörler bilirler ki iyi oyuncuyla iyi oynanabilir. Tabii. Karşılıklı bir şey. Tenis gibi. Yani şimdi karşında iyi bir oyuncu, yani Nadal'la kim söyle, Federer maç yaparsa güzel bir maç olur. Evet. Nadal'ın karşısına ben çıkarsam Nadal habire ace'den sayı alır, 15 dakikada biter maç. Maç tabii. Olmaz. Tabii. Sayı olur, biri kazanır ama maç tabii. Olmaz. Messi 3. ligde bir takıma koy, beraber küme düşerler. O tabii. Zaman
Çılgın Zamanlar kadınlarla da ilgili bir oyun diyoruz. Çok, çok. Güldürürken çok. Biraz da aslında derdi de bir olan. Ya yazar öyle çok bir yazar. Yazarın dertleri var. Benim koyduğum oyunda da bir LGBT'yi şeyi vardı. Sen Ali Poyrazoğlu'ndan Oğlum Çiçek Açtı diyebilirsin. Oğlum. Evet, aynen ben, biz, öyle. Ali, ben o isimi kullandırmam diye tutturduğu için oğluma bir haller oldu. Ne oldu yani? Mesela böyle şeyleri anlamıyorum ben. Oğluma bir haller oldu da bir babanın oğlu eşcinsel yönelimli bir çocuk. Baba bunun farkında değil. Annesinden ayrılıyor. Annesi de amcasına kaçıyor. Yani babanın kardeşine kaçıyor. Adam dertleşmek için New York'a oğluna geliyor. Görüyor ki oğlu eşcinsel. Önce tabii homofobik tavırlar. Onu her zaman zannedildiği gibi bunun bir hastalık ve düzeleceği zannediliyor. Bunun bir tercih, bunun bir böyle işte özenme falan oldu zannediyor. Ona kızlar getiriyor, işte eskortlar tutuyor falan. Bu öyle bir şey değil. Burada da kadının derdini anlatıyor. Yani erkek gözünden bakarak kadının derdini anlatıyor. Çünkü biz erkeğin hak gördüğü, erkeğe tamam olur şahane aslansın, ya ne kadar muhteşemsin dediğin şeyleri bir kadın yaptığı zaman ne hale geliyoruz? O kadar aptalız ki oyunda, o aptallıklardan son derece büyük komediler çıkıyor. Hanımlar, yani eşlerinizi çok alıp götürmenizi tavsiye ediyorum oyuna. Bir rahatlarsınız, belki eşleriniz de biraz Allah Allah ben de mi böyle yapıyorum olabilir. Çok fazla insan özdeşleşecek oyundaki karakterlerle. Yani kadın da özdeşleşecek, erkek de özdeşleşecek. Erkek avcısı olan kadınlar da özdeşleşecek. Ha, güzel. Evet, böyle küçük erkek avcısı kadınlar. Evet, evet. Servet avcısı diyelim, erkek avcısı diyelim. Var ya onlar yani. Evet, sen arada onlarla ilgili şeyler söylersin tabii, basında. Tabii. İşte sosyal medyada. İşte şu dilimizi bir tutabilirsek neyse. Niye canım, servet avcısı kadınlar hakkında konuşmak kötü bir şey mi? Şimdi kadın erkek eşitliği dedi. Ben onu biraz daha ileriye götürüp, yani kadın erkek dengesi olması gerekiyor. Tabii ki asla eşit olamayız ama o dengenin mutlaka olması gerekiyor. Yani equality. Hı hı. Yani equality hem içinde eşitliği hem de dengeyi evet barındırır. Kadınla erkek bir dengede gitmek zorunda. Yani bir taraf hiçbir zaman ağır basmamalı. Çünkü eşitlik başka bir şey çağrıştırıyor. Özellikle ilişkilerde bir denge şart. Evet. Yoksa o ilişki çok uzun süreli evet olmuyor. Evet. 14 Ekim'de başlıyor. Nerede başlıyor? 14 Ekim'de Duru Ataşehir Water Garden'da tamam başlıyoruz. Biletler zaten satışta. Biletlerin hepsi satışta. Hemen bakın, kalmayabilir. Duru Ataşehir iyi gidiyor. Duru Ataşehir Water Garden'dayız. Sonra? Hemen 15'inde sabah 1'de İnatçı Keçiler premier yapıyor. Akşam 8.30'da Mall of İstanbul'da, MOI sahnede Çılgın Zamanlar süper ikinci oyununu oynuyor. Durmuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Evet. Cevahir'e. Güzel. 19 Ekim'de Cevahir'deyiz. Merkeze geldik. Şişli'ye geldik. Oradan Kadıköy'ü unutmuyoruz. Tabii ki. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. 12 Kasım'da Kadıköy Halk Eğitim'deyiz. Güzel. O aralara tabii şehir dışı bir takım turneler gelebilir, ek olabilir vesaire. Tabii tabii. Antalya, Isparta şimdiden kesin. İzmir'le konuşuluyor, Eskişehir'le konuşuluyor. Bunların hepsi Ankara mutlaka olacak. Bu arada tabii Kasım'da daha çok gösteri yapabilirdik ama benim bir 5-11 Kasım daha önceden Berlin Türk Filmleri Festivali'nde Berlin'le yapılacak açılışı. Aa, evet, oraya davet edildim. Güzel. Yani yıllar sonra bir gitmek Berlin, lazım. Berlin de ne acayip işti ya, senin oradaki oyunculuğun. Ya. Çok çok keyifliydi. Ben oyunculuğumun farkında değilim Nilüfer. Evet, bilmiyorum. Hala farkında yani, değilsin. Yani ben yani mesela sen sus, sadece oyna. Daha böyle bayılacaklar sana. Bazen sen konuştuğun zaman diyorlar ki ya bu adam da çok konuşuyor. Hep ben diyor. Bence hep ben demez ama galiba programlarda mı öyle anlaşılıyor? Evet. Belki de ben çok eski tanıdığım, çok iyi arkadaşım. Ben çok fazla ben diyen bir insan değilim. Ben sadece bir röportajda evet bana soruyorlar. Ne diyeceğim? Ben diyeceğim tabii. Yani Recep de böyle düşünüyor diye konuşamam ki. Yani. Bu konuda ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen kestim ama. Ben bir şey söyleyebilir miyim ben? Sen. Şimdi hayatı boyunca tek başarısı olmayan insanlar, bunu şöyle söyleyeyim.
%60'a yakını Devlet İstatistik Enstitüsü yeni açıkladı. Asgari ücret alıyor ülkede. Yani ne demek? %60'a yakını çalışanların sıradan. Ne iş olsa yaparız abi. Ne iş olsa yaparız abi durumunda. Bu sıradan insanların tek işi konuşmak. Cem Özer'in hayatta kaç büyük başarısı var sıradan insanların ulaşamayacağı? İnsanlar imajını bozuyorlar Cem Özer'in ve Cem Özer gibi bir ya da birden çok sıradan insanlardan daha fazla başarılı olmuş insanlar hakkında o kadar çok konuşuyorlar ki bizim camiamızda da öyle. Hele başarıyı sürekli hale getirmiş insanlar yalnızlaşıyor. Etraflarında kimse kalmıyor. Camia onları itiyor. Bir süre sonra ödül reddediyorsunuz. Tam ben falan böyle insan hırçınmış gibi oluyor. Yani Cem Özer'in başına da böyle bir şey geliyor diye düşünüyorum. Çünkü ben aylardır birlikte çalışıyorum. Ben dediğini görmedim. Tabii ki cümleye ben diye başlayabilirsiniz. Hiç öyle biri değil ve son derece yardımcı, alçak gönüllü biri. Özür dilerim, kendini anlatmak zorunda kalma diye. Sağ ol, teşekkürler. Yani benim yani kendimi anlatmak için ben diyorum. Yoksa kendimi öncelediğimden ben demiyorum yani. Ben her şeyden önemliyim demiyorum. Ne özel bir kahve isterim, ne özel bir şey isterim. Toplu taşımayla gidip geliyorum ya ben provaya. Ben dedin Cem. Evet. Yani ne diyeyim? Cem bir de bak şunlardan korkacaksın. Cem Özer toplu taşımaya da biner. Deyip de kendinden üçüncü tekil şahıs olarak konuşanlardan korkacaksın. O çok korkunç bir şey. Yani ne diyeyim yani kendime ne diyeyim? Paşazade biz mi diyeyim yani? Biz provaya gerçekten İnsanlar çıta yükselten insanlardan hoşlanmıyor. Yani yüksek atlamacı gibi düşün kendini. Biri gelmiş, 3 metre atlamış tamam mı? Sen 2 metre atlayabiliyorsun yırtın sandın. O heriften nefret edersin. Ve yani. Kalabalıklar 2 metre atlayabiliyor. Evet. Zaten biri 3 metre atlamış. Biri 3 metre atlayınca bitti. Yani daha önceki rekortmenleri bitiriyorsun yani. Peki, çılgın zamanları sen mi Kemal'e götürdün? Kemal mi Cem'e götürdü? Şimdi oyuna dönmek istiyorum. Kemal getirdi hikayesini. Kemal nasıl anlatsın. Karşılaştınız? Nasıl oldu? Şimdi ben bir sanat yönetmeniyim. Hakkıyla yapmak isterim yaptığım işi. Onun için bizim metinlerimiz bazıları 1-2 seneden önce belli oluyor. Sonra o sezon yapacağımız oyunlar. Çılgın zamanlarda uzun süredir aradığım bir çok kararmıştı bizim repertuarımız. İçim karardığı için dünyada. Hep trajik oyunlar yapıyorduk. Mutlaka bir komedi yapmam lazım deyip Onkajans'tan sürekli oyun alıp günde 2 metin okuduğum zamanlarda 4-5 ay önce çılgın zamanları buldum. Tabii ki Cem Özer oynayacak. Başka kim oynayacak? Onu gördüğünüz zaman zaten anlarsınız. Bir anda Cem mi kafanda canlandı? Cem canlandı. Ondan sonra o mu olur bu mu olur falan derken biraz böyle bir şeyden sonra tabii ki hemen bir yandan da önümüzde bir sürü oyuncu. Pek çok oyuncunun içinden karar veriyorsunuz. Sen sadece Cem Özer'i Cem Özer diye seçmiyorsunuz ki bir 5 kişi yapıyorsunuz. O matematiği kurup onun karşısına o falan filan diye. Cem Özer'in bunun için mükemmel seçim olduğunu seyirci görecek zaten. Biz hepimiz ona eşlik ediyoruz. Çünkü sen de uzun zamandır sahnede değilsin. Bir 10 yıl kadar oldu mu? Yok. En son bir Ömürsün Doktor diye bir şey yaptık bir pandemiden önce. Hı hı. Ama yani o böyle benim hani sırtlanıp götürdüğüm bir iş değildi. Tiyatro yapmış olmak için yaptım. Çok da keyif aldım bu arada. Yani genç arkadaşlarla çalıştım. Çehov değil mi? Çehov'dan Neil Simon'un bir adaptasyonundan bizim... Sevgili Doktor'dan. Herhalde. Sevgili Doktor'dan. Çok güzel bir oyundu. Çok uzun sürmedi. Böyle bir sezon oynayabildik onu. Şimdi Kemal bana oyunu ya böyle bir oyunda oynar mısın diye tekste attı. Ben yazarı görünce zaten hebede hebede oldum. Yani şimdi o yazarın o oyununu seçen çünkü aynı süreçte ben de Onkajans'ta Mehmet'ten habire bana oyun muhtemelen aynı oyunları birlikte. Yani işte, doğrudur. Çünkü tiyatroda artık şöyle istiyorsun oyunları. Abi 4 kişiyi geçmesin. Tabii. Çünkü turnesi masraflı olmasın, işte kadın erkek ilişkileri mutlaka olsun falan gibi böyle bir brief veriyorsun. O briefe göre sana oyunlar geliyor. Muhtemel ki aynı oyunları ben de okumuşumdur. Bu geldi. Tabii ben çok sinirlendim bana niye göndermedi bunu diye. Ben şimdi, kapatmıştım o içinden olabilir. sonra Kemal böyle bir şey söyleyince okuyayım dedim tabii hemen okudum. 2 gün içinde de galiba geri döndüm. Evet, evet. Okey dedim.
Sonra Kemal'i tanıyınca, ben Lale'yi tanıyordum. Lale'yle çalışmıştım. Çok da seviyorum. Kemal'i tanıyınca, ulan tamam işte kafa dengi bir adam. Tam benim gibi düşünen, benim gibi. Yani sahne yaramazı bir adam. O da öyle. Hiç asla ciddiye almıyor. Yani böyle yapan bir adam değil. Ben çünkü öyle oyuncularla oynayamam. Yani ben muzur insanım. Yani çünkü ben muzurum. Yani arkadaşlar oyunu bozmayalım. Hayır, bozalım abi oyunu. Oyunu bozalım. Yani bu oyunu bozmamak meselesi. Yani. Seyirciyle kafadan bir anlaşma yapıyorsun. Seyirci sana para veriyor. Diyor ki beni kandır. Tamam, beni kandır. Cem Özer'i ben maiz olarak seyretmeye geldim buraya diyor. Beni maiz olarak kandır diyor. Daha sana parayı veriyor baştan. Sen daha neyin iddiasındasın, onu inandırmak çabasındasın. Yani oyunu ara ara bozsan, dışına çıksan, girsen ne olur yani? Amerikan oyununda öyle şeyler olmaz falan. Baba Amerikan oyunu da yok, ama bizim şimdi o kadar mutluyum ki ben de senin gibi seninle karşılaşıp seninle tiyatro yapma, bizim yatak odası orası. Yani ilişkinin en üst türü tiyatro yapmak birlikte. Siz bayağı eğleniyorsunuz sahnede. Çok eğleniyoruz. Bir de bir tek ikimiz değil. Evet, diğer oyuncu arkadaşları da burada. Bizim bir kere ana meselemiz orta oyunu yapmak. Biz orta oyunundan yola çıkan tiyatro yapıyoruz. Tam ideal oyuncu bunun için. Bütün oyuncularımıza dikkat et, buna yatkın oyunculardır. Evet, Amerikan oyunu oynuyoruz ama biz geleneksel Türk tiyatrosunun tarzıyla, pek göstermeci çok, biçimde yani oynuyoruz. Yani seyirciye fırsat olan her anda seyirciyle paslaşırız biz. Orta oyunu gibi dönerek kavuklu pişeker tarzı oynarız. Yani hep bizim rejilerimiz, benim tiyatro keyfi dışında, yurt dışında falan yaptığım rejilerde hep orta oyunu. Daha önce de konuşmuştuk. Onun için orada da ilgi çeker yaptığım sahnelemeler. Burada sahnelemeye falan aslında çok gerek kalmıyor. Birlikte pek çok şey yapıyoruz. Bir de ekibin tamamı. Zeynep Gülmez. Daha hiç Zeynep Gülmez demedik. Çok kayda değer, inanılmaz iyi bir çok oyuncudur Zeynep Gülmez. Çatlağın önünde giderim. Ayrıca yani çatlaklık düzeyi aynı. Son derece saygılı ve son derece sahnede iyi görünen, yetenekli İmren Çapanoğlu, Caner Nalbantoğlu. Bizim yardımcılarımız kimler? Reji yardımcısı Amy Winehouse'u oynayan Cansu Tekoluk. Harika. Çayımızı yapar bizim. Harika. Zeynep Yaylıcıoğlu geçen aynı şekilde oyuncumuz. Geçen akşam ezber çalıştırdı. Evet. Şimdi bizim ekibimiz böyle. Hep bir sürü çatlak, tatlı ve iyi insan. Bol bol eğleniyorsunuz bu arada. Tabii ki başarı göreceli bir şey. Elbette seyirciye çok ihtiyacımız var ama görünüyor. Yani başarı görünüyor. Nilüfer, hemen bir şey söyleyeyim. Tamam. Ben Bebek'teki evimin duvarına, ben bir ara duvarlarıma şiir yazıyordum. Hiç kağıda da atmadım onları. Duvarda kalsın diye öyle. Sonra da gittim. Ben arşivci bir herif değilim. Bir tımarhanesi sahne bir delilik halidir oyunculuk. O yüzdendir. O yüzdendir ki akıllı uslu insandan oyuncu olmaz çoğunluk. Güzel. Çok doğru. Yani akıllı uslu insandan oyuncu. Bu arada ben bu tarz oyunlara bir oyunu sevdiysem ya da sevmeye böyle meylim varsa onun sebebini söyleyeceğim. İki kere giderim. Ve ilk başlarda giderim. Bir de böyle aradan 3-5 ay geçer. Pişer. O oyun artık ballanır. Kuru fasulye gibi ertesi günü yiyorsun. Evet. Onun tadından yenmez. Gerçekten bir oyunu sevdiyseniz ona aylar sonra bir kez daha gitmenizi tavsiye ederim size. Çünkü başka bir şey seyrediyor olabilirsiniz. Tabii ki aynı çizgiler içerisinde ama... Ama tiyatronun şeyi bu. Hani ben şimdi isim vermeyeyim. Bir gün Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda çok önemli bir oyuncu. Şu anda da dizilerde falan da oynuyor. Onunla böyle küçük bir tartışmamız oldu. Cemciğim dedi, her seferinde başka bir şey yapıyorsun. Biz dedi devlet tiyatrosunda dedi, bir oyuna nasıl başlarsak öyle bitiririz dedi. O anlamamış hiç. Dedim ki, hiç anlamamış. O zaman film çekin, sahnede seyirci onu seyrettin. Tiyatronun özelliği bu. Tiyatro bir organik bir yapı. Yani yaşıyor, büyüyor, gelişiyor, değişiyor, üzülüyor, seviniyor. Her şeyin aynı olması demek tabii ki her şey aynı olur. Ancak reji şablonu açısından her şey aynı olur. Evet, oyuncu duygusu. Kukla değil. Yani o arkadaş hiç anlamamış. Yani elbette pek çok şey değişecek. Ben her gün oynamaktan sıkılırım çok ya. Sıkılıyorum. Tabii. Ya acaba bu kurumsal tiyatrolarda mı böyle? Mesela sen de bir röportajında sevgili İlker Gezici'ye verdiğin röportajda, ona da sevgiler bu arada, evet, onu anmadan anlatmayalım. Cüneyt Gökçay yönetimindeki devlet tiyatrosunda faşist bir yönetim vardı.
Onun tutumu yüzünden babam dahil pek çok oyuncu alkol batağına düştü demişsin. Alkol batağına düştü demedim. Ama alkolik olan pek çok kişi vardı. Düzenli olarak içmeye başladılar. Yani ne çok oluyordu mutlu orada? Cüneyt Gökçer ne yapıyordu? Nepotizm. Yani etrafındakileri kollama, kendine, eşine, yakın çevresine rol verme. Herkül Levent abi de bunu çok çok iyi bilir. Seneler boyu kuşa bize çok uzun sürdü. Süleyman Demirel'e dayadı arkasını. Ben politikalar üstüyüm yalanını içeriği kurumun içine söyleyip, kurum dışında Süleyman Demirel'e dayayıp sırtını, sonra gelen Lemi Bilgin de öyle, onun çantacısıydı. Sonra o genel müdür oldu. O da aynı faşizmi sürdürmeye çalıştı. Ancak Cüneyt Gökçer çok büyük bir oyuncuydu. Lemi Bilgin değildi. Onun için devlet tiyatrosunun hızlı çöküşü onun döneminde başladı. Bugüne bakmayın sadece. Biz babamızı görmeden büyüdük desem. Çünkü ya ağır cezalarla, turneler cezaydı o zaman. Çünkü Elazığ, Erzurum, 60 gün Elazığ turnesi, 65 gün Erzurum turnesi. Kışın ortasında Kars turnesi 2 ay falan. Bu arada adam 47 yaşında ölen Savaş Başar, 47 yaş nedir 47 çok yaş? Çok acayip Ayberk. Bunca başarıyı elde edebildi. Ne büyük aktörlermiş değil mi? Sadece o mu? Ayberk, Çölok, Baykas bunlar süründüler. Nurtekin Odabaşı, Defne Subaşı'nın, Defne Yalnız'ın bir röportajını seyirciler bulsunlar. Cüneyt Gökçer'in ona ne yaptığını anlatmış Defne abla. Yani insanlar, aileler ayrıldı, insanlar alkolik oldu, intihar ettiler, psikolojik tedaviler gördüler senelerce. Ne o? Cüneyt Gökçer devletin şeylerinden faydalandı. Yedi sülalesi bir kere kurumun içinde. Bir martıyı kafese kapatırsan, kafes ne kadar büyük olursa olsun, martı kederden ölür. Cüneyt Gökçer'in de yaptığı bu. Yani özgür uçmak isteyen insanları kafese sokmak. Özel tiyatrolarda bu olamıyor işte. Çok özür dilerim. Son şey bu. Tabii sanata da şöyle yansıdı. Çeşitlilikten beslenir sanat. Özgürlükten beslenir. İnsanların özgürlüğünü elinden alırsanız, Cem'in dediği gibi. İnsanları demin anlamayan arkadaş gibi, bir oyun başladığı gibi, daha başladığı gibi bitemez oyun. Yaşayan bir şeydir, sinema değildir. Doğaya aykırı. Bu şekilde insanları şey yapıp, bütün ışıkları onları aydınlatırken etrafta sıradan olmaya, koyun olmaya onları alıştırıp siz Türkiye'nin sanat kurumunu yapamazsınız. Bugün devlet tiyatrosunun, devlet operasının da bugün, devlet operasında da şu an Allah'tan iyi bir sanatçı, iyi bir tenor Murat Karahan. Ama tek adamı görüyoruz. Ondan önce aynı şey Selman Ada. Sadece Selman Ada şeyleri çalınıyor. Cemal, çok radikal bir şey söyleyeceğim. Devletin tiyatrosu, operası, balesi olmaz kardeşim. Niye? Devlet o bütçeyi özel tiyatrolara, özel balelere, özel senfonilere destek olarak ayırır. Buna bir kriter koyar. Yani opera ile baleyi belki ayırmak gerekir. Opera ile bale çünkü yapılamaz o zaman. Abi yani hayır ama yani devlet o bütçeyi sana verirse yapar. Yaparsın. Sonra şöyle bir şey söyleniyor mesela. Bunu Metin Akpınar seneler önce söylediğinde ben çocuktum. Yani hadi ayaklanalım falan demiştim. Bu demişti ki Metin Akpınar 1000 sene önce. Bu bütçeyi bize verin. Biz daha iyi tiyatro yaparız demişti Metin Akpınar. Ne diyor falan boşuna demiştik biz çocukken. Şöyle dogmalar var. Annem ölse sahneye çıkma. Annem ölse sahneye çıkarım. Nasıl çıkarsın ya annen ölse sahneye? Burası bizim mabedimizdir. Niye mabedimiz olacak kardeşim? Burası bizim iş yerimiz, mesleğimizi yapıyoruz. Bakkalın mabeti şey mi yani? Bakkal da annesi vefat eder. Bir başka kapıyor. Dogmatik cümle de şu. Devlet tiyatrosu olmazsa Türkiye'de tiyatro olmaz. Yok efendim. Yok ya. Biz neyiz? Ne yapıyoruz? Devlet tiyatrosu olduğu için Türkiye'de tiyatro zorlanıyor. Çünkü devlet tiyatrosu o kadar aşağıya çekiyor ki fiyatları. Ay, o da ayrı çok bir karşıyım. Konu. Tabii. O bambaşka tabii. Bir konu. Onu diyorum işte. Yani sen kardeşim bana sattığın bileti sübvanse et. Bir de utanmadan bana harcayın. Yani o kadar çok söylenecek şey var ki çok teşekkür ederiz bu konuyu açtığın için. Devlet tiyatrosu gidip özel tiyatroların İstanbul'da kaç salonu var Allah aşkına? 15 mi? Bir de onlar alıyor.
utanmadan onlarla konuşup 20 liraya bilet satmaya onlarla alıyor ve birbirinin aynı sanat olmayan güdümlü işleri orada tiyatro diye yutturmaya çalışıyor. 20 lira diye bizim demin %60'tan bahsetmiştik. Asgari ücretten yola çıkarak bir şey demek istemiyorum ama. Tabii insanlar. Şey, ben de 20 liraya statü yapmak için ve parası olmadığı için ve statü elde etmek için ben tiyatroya gittim. Gittiğin şey tiyatro değil ki kardeşim. Genellikle. Hayır, biz de 20 liraya oynayalım. Seyirci seyretsin. Ama yani, devlet bunu sübvanse etsin. Hı, yani bilet başına bize 80 lira daha versin. Orada şunu söylemek isterim. Özel tiyatroların derdi böyle büyük paralarla yok oynayalım, büyük paralar kazanalım değil. Masraflarını çıkarabilmek. Şimdi devlet tiyatrolarının böyle bir gücü var ve 20 liraya oynayabiliyorlar. Özel tiyatro oynayamıyor. Dolayısıyla daha çok seyirciye ulaşamıyor. Vergi vermiyor devlet tiyatrosu. Böyle bir şey olabilir mi? Benim biletlerimin üstünde %50 civarında vergi yükü var. Sigortaları ödüyorum, kiralar. Bir de üstelik salonları yeni bir icat çıkardılar 8-10 senedir. Belediyeler salonlarını kiralıyor. Ya belediyelerin kültür sanat hizmeti yapması gerekiyor. Niye kiralıyor? Yani aslında ya hakkı yok. Tabii. Bütçesinde var çünkü. Evet. Geçenlerde sevgili var. Hakan Altıner geldi ve şeyi söyledi Kadıköy'deki belediyelerin aldıkları fantastik kiraları söyledi. İnanılmaz. Ağzım açık kaldı. Yani gittikçe çıta yükselmiş. İnanılmaz. Yani sanki özel tiyatrolar iyice yok olsun, hiç ortada tiyatro falan kalmasın, insanlar hiç tiyatroya gitmesin gibi. Ödenekli tiyatro olmaz. Tamam. Bir, bir daha iki. Çünkü kim gelirse gelsin başına. Yani bugün onlar, yarın bunlar. Bunlar geldiğinde kendi doğrultusunda bir repertuar yapacak. Onlar geldiğinde kendi doğrultusunda. Gücümlü olmaz sanat. Olmaz. Hı hı. Yani bunlar geldiğinde Necip Fazıl oynayamayacak mesela. Niye oynayamasın? Evet, hepsi oynanabilmeli. Yani, herkes bizimkini oynamak istiyor. Ben bu bizimkinden çok sıkıldım. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlara da yazık oluyor. Yani ben Necip Fazıl Kısaküre'nin parasını bir adam yaratmak, dünya çapında bir metin. Yani bu sefer öbür taraf, o taraftan bu da... Ne sadece? Yani bana ne ya? Nazım Hikmet'in Yolcusu, Sabahati, şeyi, nedir o aşk hikaye, Ferhat ile Şirin'i. Ya bunlar dünya çapında metinler. O onu oynamıyor, bu bunu. O türkü onun, bu türkü bunun. Abi ya kimse demokrat ya. Değil ya. Kimse yani, demokrat. Geçenlerde bir oyun yasaklandı. Şimdi bir de bu festivallere ek oyunlar yasaklanmaya başladı. Sevgili Şenay Güller'in oynadığı bir Özgür oyun. Özgür Çoban'ın, evet. Özgür Çoban'ın. Yeşim'in. Artık oyunlar yasaklanmaya başladı ve tatsız bir boyuta gelmeye başladık. Saçma ve sapan. Bu arada çok da basında yer almadı bu. Bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Hayır, biz paylaşıp duruyoruz ama ya, çok sosyal saçma. İnsanlar farkında, ne olduğunu farkında. Metni okuduğunu da sanmıyorum. Metinde hiçbir sıkıntı yok ancak yazar İranlı. Yazar kadın. Bursa'da, oyun kadın hakları üstüne. Bursa'da oyun erkeğin kadına yaptığı Büyükşehir Belediyesi üstüne. Yasaklamış oyunu. Ve ahlaka uygun bulmamış. Medea'ya göre ahlak. Evet. Çünkü Medea çocuklarını öldürür şey olunca. O bu hikayeden yola çıkan bir şey. Ama mistik bir durum. Tabii ki. Bu bir metafor. Ya bunun bu kadar basında yer almamasına ne diyorsunuz? Hangi basın? Diyorsun. Basında gazeteciler yer alırsa... Yani basın mesela basın zaten sansür yasası vesaireler de ya var. Hangi televizyonun başında televizyoncu var? Finansçılar televizyonların başında. O yüzden televizyonculuk yapılmıyor artık. O yüzden dizi yayıncılığı yapılıyor. Veriyor, çok kolay. Veriyorsun 3-5 tane ahbabın yapımcıya. Hep onlar. Onların dizisi batsa da onlar yapıyor. Yani çok başarılı. Bir tane 5 yılda başarılı dizisi oluyor. Geriye kalanı batıyor. Gene ona veriyorlar. Kolay. 4 hafta sonra kaldırıyorsun, ötekini koyuyorsun. Program var mı? Akşam 8'den sonra hangi kanalda program var? O yüzden ben en çok televizyonculuğa yakın olanı TV8 olarak görüyorum. Çünkü ne yaparsan yap, Acun televizyoncu. Yasalı tek televizyoncu Acun kaldı abi. Evet. Ötekiler televizyoncu değil. Çok doğru. Çok doğru. Bu arada tabii ki dizi yani oyuncular bir yandan da hayatlarını tiyatro bu durumdayken dizilerle idame ettirebiliyor boyuta geldi. Çok bir süredir. Sizde var mı yeni bir dizi, düşünülen bir şey? Ben TRT Dijital'de bir işteyim.
Orada da bir dijital söz konusuymuş evet, galiba. Evet, 2023'te yayına girecek. Stok yapıyorlar şu anda, rafları dolduruyorlar. aynı şirketin ikinci işinde de Kemal var galiba. Öyle mi? Dijitallerdesiniz yani. Evet, evet. Ben Leyla ile Mecnun'dan ayrıldım. Oradaydım. Şimdi TRT'de Trablusgarp dizisinde Trablusgarp valisini oynuyorum tersten. Kötü adam oynuyorum. Seversin. Canımı okuyorlar. kötü adam oynamak çok keyifli. Bence de. Çünkü kötü adamı sevdirmek zor. Bir oyuncunun en büyük challenge'ı. Kötü adamı sevdirebiliyor musun seyirciye? Onu sempatik kılabiliyor musun? Seyirci seninle özdeşe... Çünkü zaten iyi adam, kahraman. Her şey ona çalışıyor. Anladın peki. Mı? Peki. Bir seyirci olarak kötü adamı sen bana sevdirirsen orada bir... Sıkıntı yok mu ya? Kötüyü sevmeyelim. Çok kötü var ya. Ama senin içindeki kötülüğe hitap ediyorum işte ben. Hepimizin içinde kötülük var. Ya belki de o kötü adamı sevmemek çok kötü. O da güzel bir şey olabilir. Yani ben bazen ettirmek. Kötü adamlar işte mesela bir uyuşturucu baronunu biz dijital mecrada seyrediyoruz. Neredeyse adama acıyacağız başına bir şey geliyor ben diye. Ben o adamı... O adam bana büyük bir ipucu verdi. Ya, değil mi? O adam bana büyük bir ipucu verdi. O hayat benim de ben böyle bir mafya babasını oynuyordum. Adam yani diziye girişi şöyle, beyefendiyi mezara alalım diyor. Adamı gömüyor diri diri yani, gömecek. Kötü yani. Anladın mı? Kötü ve tüyler ürpertici bir herif yani. Ama ben o bahsettiğin kişiyi bir ödül töreninde ben de oraya davetliydim. Ödül de almıyordum, ödül de vermiyordum. Çağırdılar gittik bir önemli bir dernek, bir vakıf mı öyle bir şey. Bir çocuklarla, kanserle falan ilgili. Bu da para vermiş herhalde. Buna ödül verdiler yılın iş adamı olarak. Abi 15 dakika stand-up yaptı. Hapishane alımlarını stand-up olarak yazdırmış. Kahkahalarla güldük. Çünkü kötü adam. Zaten herkes ondan korkuyor. İhtiyacı olan şey korkutmak değil ki. İhtiyacı olan şey güldürmek, sevilmek. Yani bizde dolandırıcı oynadığı zaman aktör, bak yüzüne dolandırıcı. Değil, dolandırıcılar dünya sempatiği, dünya güvenilir adamlardır. Yoksa dolandıramaz. Tabii. O yüzden mesela ben, o hayat benim de o adamı oynarken hem çok korkuyorlardı hem çok eğleniyorlardı. Neden? Çünkü bu adamlar özel hayatında devamlı akşama kadar asıp kesiniyor ki adamın işi o. Kasap gibi, anlatabildim mi? Yani gidiyor adam öldürüyor, sonra geliyor, ne haber Kemal'cim diyor, rakı masası oturuyor. Bu arada alkol çok sağlar, alkol sağlığa zararlıdır. Zararlıdır. oturuyor sohbet ediyor. Televizyoncu. Dolayısıyla karısını çok seviyor. Mesela hepsi karısına çok bağlı. Başka inanılmaz bağlılıkları var. Bu mafyalarda. Evet, evet. İnanılmaz bağlılıkları var. Neden acaba? Ama orada galiba mafyatik tipler aşık olup aile kurdukları zaman aslında çöküşleri başlıyor. Neden? Yumuşak karın. Tabii. Kaybedecek bir şeyleri tabii. Oluyor hayatta. Öbür türlü tek kalem oldukları zaman karısı yok, çocuğu yok yani. Gelinin dese onun tabii. Elinden alacak bir şeyin yok. Şimdi oyunculuk yaparken tabii ben hep şeye benzetirim, futbola. Yani sen halı sahada başka türlü oynarsın. İşte küçük bir kasaba sahasında hani onların metresini bilmiyorum ama tam nizami değildir o. Ama bir de bizim Beşiktaş'ın stadyumuna geldiğin zaman ya da Fenerbahçe'nin işte büyük sahada 100 küsür metre bilmem ne. Orada başka oynarsın. Çünkü eğer sen... o büyük sahada, halı sahadaki gibi oynarsan 5 dakika sonra ciğeri bırakırsın oraya köşeye tabii. Bir yere. Oyunculuk temelde aynı bir şey ama tiyatroda farklı, dizide farklı, sinemada farklı. Eğer masada bitiyor. Sen sinemadaki gibi şeyde oynarsan, tiyatroda oynarsan duvara toslarsın. Tiyatrodaki gibi dizide oynarsan duvara toslarsın. Hepsinin farkına varacaksın. Televizyonu özlemedin mi? Programcılığı mı? Evet. Yani özledim, seyirci daha çok özledi ama bir de tabii işte televizyoncuların özlemesi gerekiyor. Doğru, öyle de bir şey var. Benim dönemimden bir sürü insana program yaptırıyorlar ama nedense ben akıllarına gelmiyorum, belki benden kime korktu. Program yaptırıyorlar, kalmadı. İbrahim Tatlıses yapıyor. Talk show yapıyor. Ama büyük talk showcudur. Tabii, işi talk show. Esas oradan geldi tabii. Zaten. Folk show. Ya ben şey de mesela çok acayipim yani... Hani diyorsun ya ben diye bahsediyor. Ama lafları laf lafı açıyor. Gerçekten Türk televizyon tarihinde bir taştır yani. Bilerek olunmuş bir taştır. Sonrasında sevgili Okan, sevgili Beyazıt. Yani bence üçünüz de Türk televizyon tarihinin önemli taşlarısınız. Hala öylesiniz.
Yani o geri kalan, gelmedi kimse. Diğer iki tanesini de ben bulup. Evet ama ne güzel buluş. Kendine ben tutuyorum. İkisinin de yaptıklarını çok seviyorum. Çok. Beyazıt hangi kanaldı? Number One'da galiba. Hem radyoda hem televizyonda tabii, yayın yapıyordu. Orada görüp Faruk abiye gidip Faruk abi Allah aşkına bunu alalım diye. İlk senesi çok kötü gitti. Oğuz'la beraber biz o zaman program müdürüydü Oğuz. Faruk abi dedi ki bana bak bunu yap derleyin toparlayın ya da bunu ben kaldıracağım dedi. Derledik toparladık ona bir rol çizdik işte. Sen beyaz adın madem beyaz, beyaz atlı prens ol. Sen annelerin damat adayı ol dedik. İşte Okan o kadar da ters bir herif değildi o zamanlar. Ona dedik ki işte sen biraz ters çık falan. Okan'a ilk bana çat diye o video programı yapıyordu biliyorsun. Video klip programı yapıyordu şeyle Levent'le. ATV'nin ikinci kanalında. O zaman ona dedim ki benim eski ev arkadaşım çünkü. Yani konservatuara onu sokma sokan da benim. Hani parçasını çalıştıran o fikri aklına sokan. 4 senede benim sınıf arkadaşım konservatuvarda. öyle bir geçmişimiz var. Dedim ki oğlum bak o zaman bir de Yıldo var. Evet ha, ya. Çok tatlı. Bence Yıldo da çok evet ya. Türk televizyon tarihinin yine taşlarından biridir. Yani çok ama işte öyle adamlar da olmak zorunda. Olmalı. Yani sen beğenirsin sana hitap eder etmez ama bir renktir yani. Kesinlikle. Renk skalasında sen pembeyi beğenmeyebilirsin, yeşili beğenmeyebilirsin ama o renk skalasında olmalı. Görüşüyor yani, musunuz? Kimle? Okan'la mı? Okan'la, Beyazıt'la. Beyazıt'la hatta epeydir görüşmüyorum da Okan'la da yeni görüştük sayılır. Sürekli görüşüyoruz onunla. Abi ne haber falan diye. Biraz şeydir Okan. Yani saygılı bir çocuktur. Her neyse. Ona görür görmez dedim ki Okan bana sataş. Programından bana sataş. Bu Cem Özel'de ne oluyor? Nedir falan filan diye. Abi olur mu? Estağfurullah. Dedim ki sataş niye? Talk show'la kategorize olacaksın. Ben de senden bahsedeceğim. Ben sana cevap vereceğim. Ya öyle öyle derken. Yoksa evet. Yıldo'yla kategorize olacak. Evet doğru. Sonra da onu birebir yani Kanal D'ye getirip Faruk abiyle oturup masada konuşan üçümüz beraber konuştuk. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bu arada bitti. Ne bitti? Program bitti. O zaman 14'ünde Duru Tiyatro'yu Ataşehir'e bekliyoruz. 15'inde Moyi'ye bekliyoruz. Ondan sonrasına bakarsınız. Takip edin bizi. Biletix biletini al, Mobilet Passo. Bütün programımız evet. Orada ya, çılgın zamanlar. Birdenbire böyle bitti dedim, kusuruma bakmayın. Neticede ne televizyoncu. Çok teşekkür ederiz. Nasıl geçti İsterdim. Anlaşılmıyor burada tabii Nilüfer. Benim ikinci. Elin hafifmiş. Onun da ikinci canım. O da benim 2000 yıllar. Çok tatlı yerlerde bunlar. Şiir programı. Ha o zaman. Tabii. Ta o zamanlar çok eski. Genciz ikimiz de o zaman genciz. Bütün Türkiye hayranımdık senin biliyorsun değil mi? Evet o zamanlar. Bir zamanlar Amerika diyorum. Dinozorlarımız var. Yavru dinozorlar var. Onları gezdiriyoruz sabahları. Ya keşke bak kulağıma diyor ki yapımcım keşke böyle bir şiir gibi bir şeylerle bitse diyor. Ve benden bekleme şu an burada iki tane muhteşem adam ben var. Bende yok. Yani. Bende de yok. Ezberimde de hiç yoktur. Aa, hazırlanmak lazım böyle evet, şeylere. Evet, aniden olmaz. Aynen, biz öyle şeylere hazırlanırız değil mi? Tabii. Çünkü özeniriz. Sular çekilir ya hani kuzeylerde bir yerde. Hani her seferinde kabuklar, yosunlar kalır sahilde. Sen geleceksin diye her akşam kum alınır. Yosun bağlamış yüreğimin falan diye. Bu benim şarkım esasında. Ya. Ne yapıyor dedim. Acemi şarkıları konuşamadık böyle, tabii. Böyle bir sesle hemen. Şeyden bir daha yaparız. Nefret ediyorum yani böyle yine sohbet masalarında diyeyim. Sohbet masalarında biri kalkar böyle. Allah. Şiir okumaya başlar ve bütün... dinlemek zorundasın. Orta yaşı geçmiş genç kız edalarındaki kadınlar hayran hayran onu dinlerler ya. Sesine aşık insanlar. bizim muhabbet sürer. İsterdik hep beraber sürsün ama tabii ki bizden sonraki programlar için şimdi gitmek zorundayız. Dilerim keyif almışsınızdır bizim kadar. Güzel insanlar güzel insanlarla karşılaşsın dileğimle kapatmak istiyorum. Ve tabii ki bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda güzel insanların kapısını çalsın. Hoşçakalın.